Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun kısa süre önce ülkemize satışa sunduğu yeni akıllı bilekliğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Oppo Watch Free olarak geçiyor bu akıllı bileklik. Fakat rakiplerine nazaran birçok öne çıkan özelliği mevcut. Bunlardan size bahsedeceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlar bilekliğimizin teknik özelliklerinden biraz size bahsedeyim. Ondan sonra bileklik telefona nasıl bağlanıyor? Farklı telefonlarda kullanılabiliyor mu? Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların hepsinden zaten bahsedeceğiz. Şunu söyleyelim. Oppo Watch Free'de 1.64 inçlik AMOLED bir ekran var. Yani gayet geniş bir ekrana sahibiz. Bu açıdan ekrandan rahatlıkla tüm bilgileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisinde arkadaşlar Plus Apollo 3.5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar 128 MB'lık bir depolama alanıyla da desteklenmiş durumda. Pilini de söyleyelim sizlere. Bu akıllı bilekliğin içerisinde 230 miliamperlik bir pil mevcut. Son derece hafif bir bileklik, yalnızca 32.6 gram arkadaşlar. Bu bilekliği arkadaşlar Android tarafında 6 ve üzeri, iPhone tarafında ise iOS 10 ve üzeri işletim sisteminde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani ille bu bilekliği kullanmak için telefon markanızın Oppo olmasına gerek yok. Herhangi bir telefon kullanıyorsanız da, herhangi bir marka kullanıyorsanız da rahatlıkla Oppo Watch Free'yi alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan nokta ne? Bu bilekliğin sizin beklentilerinizi karşılayıp karşılayamaması, ki birazdan zaten özelliklerinden vesaireyi detaylıca bahsedeceğiz. Özelliklerden bahsettiğimizde zaten bilekliğin fazlasıyla fonksiyonel olduğunu sizler de görmüş olacaksınız. Ön inceleme olarak şunu söyleyeyim sizlere. Bu bileklikte arkadaşlar uyku analizi, vücut sensörü, sağlık yönetimi, bir sürü egzersiz modu, yapay zeka özellikli kadran ve 5 atmosfer suya dayanıklı bir gövde tasarımı mevcut. Dolayısıyla bir akıllı bileklikten beklenen tüm fonksiyonel özellikleri bizlere sunuyor. Şimdi gelelim Oppo Watch Free'nin yapabildiklerine. Şöyle saati bilekliğime takayım önce arkadaşlar. Ben bu bilekliği yaklaşık olarak bir haftadır falan kullanıyorum. Yani bir haftadır test ediyorum. Hatta bugün de yine 5465 adım atmışım. 376 kalori yakmışım şimdiye kadar ve 30 dakikalık da bir egzersizim söz konusu. Şimdi arkadaşlar gelelim akıllı saatimizin kurulumuna. Bu akıllı saati ister Oppo cihazınıza kurun, isterseniz farklı bir telefona kurun, fark etmiyor. Öncelikli olarak yapmanız gereken şey Google Play'den ya da App Store'dan HeyTap Health isimli uygulamayı indirmek. Bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar, ki zaten saatin telefondaki kontrolünü de bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra yönet kısmına giriyorsunuz. Ve şu yukarıda bir artı işareti var. Bu artı işaretine geldiğiniz zaman Oppo Watch, Oppo Band ve Oppo Watch Free'yi burada görebiliyorsunuz. Eklemek istediğiniz cihazı, örneğin Oppo Watch Free'yi ekleyecekseniz Oppo Watch Free'yi seçiyorsunuz ve cihazınızı rahatlıkla ekliyorsunuz. Burada hiçbir problem yok. Eğer birden fazla cihazınız varsa arkadaşlar, şuradaki 3 çizgi olan kısma tıkladığınızda görüyorsunuz. Diğer cihazınıza görünüyor. Örneğin ben Oppo Watch kullanıyordum. Burada gördüğünüz gibi Oppo Watch da görünüyor, Oppo Watch Free de görünüyor. Şimdi gelelim bu arayüzden Oppo Watch Free ile yapabildiklerimize. Şurada gördüğünüz gibi pek çok kadran seçeneği zaten mevcut. Fakat bu kadranlar arkadaşlar hali hazırda saatimizin içinde yüklü olan kadranlar. Yani ben kadranı değiştirmek istediğim zaman saatimin ekranına şöyle basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi orada beliren kadranları burada görebiliyorum. Daha sonra buradan dilediğim kadranı seçerek ayarlayabiliyorum. Kadran değiştirme olayı aslında bu kadar basit. Tabii ki kadran seçeneği bu kadarla sınırlı değil arkadaşlar. Burada göründüğü üzere saat görünümleri yazıyor. Saat görünümlerine girdiğiniz zaman burada pek çok kadran görüntüsünün olduğunu görebilirsiniz. Burada benim özellikle hoşuma giden bir şey var. Onu size göstermek istiyorum. Şu AI Kombin diye bir olay var. Bu zaten arkadaşlar Oppo Watch'ta da vardı. Üzerinizin fotoğraflarını çekerek giysilerinizin, atıyorum işte bugün kırmızılı bir şey giydiniz, onların fotoğraflarını çekerek burada elbiselerinize uygun bir kombin yaratabiliyorsunuz. Bu özellikle kadınlar için güzel bir özellik olabilir. Benim hoşuma giden ise arkadaşlar burada kendi görüntünüzü oluşturabileceğiniz, kendi görüntünüz derken çizimlerinizi oluşturabileceğiniz bir ekran mevcut. Burada dilediğiniz şekli öncelikle seçiyorsunuz arkadaşlar. Pek çok şekil buraya böyle gördüğünüz gibi konumlandırılmış. Şuradan birini seçtiniz mesela. Şöyle parmağınızla çizdiğinizde direkt olarak bir şekil oluşmuş oluyor. Bunun rengini de belirleyebiliyorsunuz. Yani hangi renkte çizeceğinizi böyle belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi
değişik bir renk çizelim. Şuradan da bir tane farklı renk yapalım. Hatta şekli de değiştirelim. Biraz da farklı bir şekil olsun. Şöyle şunu seçelim. Şöyle bir değişik bir şey oldu. Bitti dediğiniz zaman arkadaşlar bunu ne yapabiliyorsunuz? Saat kadranı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada çeşitli seçenekler mevcut. Tabii ki bunu daha farklı bir şey de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Bakın şu anda daha büyüdü. Gördüğünüz gibi. Yani neresine dokunursanız oradan farklı bir şekil oluşuyor. Böyle yaptığınızda ise saatinizde daha büyük bir alan kaplıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Daha önce ben herhangi bir akıllı bileklikte vesaire görmemiştim bunu. Dolayısıyla bu kendi deseninizi oluşturduğunuz sayfanın gayet güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ayrıca eğlenceli de. Burada arkadaşlar fotoğraflar var. Telefonunuzdaki fotoğrafları aktararak klasik olarak bilekliğinize istediğiniz bir fotoğrafı atayabiliyorsunuz. Burada klasik saat kadranları var. Aşağıda zerafet, siyah, aktivite, hayvanlar, eğlence, daha bir sürü kadran var arkadaşlar. Buradan dilediğinizi seçip ne yapabiliyorsunuz? Saatinize yükleyebiliyorsunuz. Yani kadran seçeneğinin son derece geniş bir opsiyonla bize sunulduğunu söyleyebiliriz. Gelelim egzersiz ve sağlık bölümüne arkadaşlar. Bu egzersiz ve sağlık bölümünde dilediğimiz ayarlamaları yapabiliyoruz. Kalori yakma hedefinizi, adım hedefinizi buradan belirleyebiliyorsunuz. Örneğin benim şu andaki adım hedefim 8000 adım günlük. Kalori yakma hedefim de 300 kalori. Burada kalkma anımsatıcısı diye bir şey var arkadaşlar. Bu belirli bir süre oturduğunuz zaman size uyarıda bulunuyor ve diyor ki ayağa kalk, biraz hareket et. Burada egzersiz kalp atış hızı uyarısı, dinlenme kalp atış hızı uyarıları gibi sekmeler mevcut. Bu sekmelerden egzersiz yaparken kalp atışınız belli bir seviyenin üzerine çıktığında ya da dinlenirken kalp atışınız belli bir seviyenin üzerine çıktığında uyarı alıyorsunuz. Uyku takibi var. Uyku takibini de çok beğendiğimi söyleyebilirim size. Uyku esnasında sizin kandaki oksijen oranınızı da ölçebiliyor bu saat. Dolayısıyla kandaki oksijen aralığınızı ölçerek nasıl bir uyku uyuduğunuzu da size belirtiyor. Örneğin benim en son kandaki oksijen oranım %96 çıkmış arkadaşlar ki bu da normal bir seviye olarak kabul ediliyor. Şimdi gelelim ana ekranımıza. Ana ekran burası arkadaşlar. Buradan egzersizlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz saatin ekranından da kontrol edebiliyorsunuz. Fakat burada daha basit ve daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin uykuya tıkladığınızda burada derin uyku, hafif uyku, REM ve uyku saatlerinizde uyanık olduğunuz zamanları görüntüleyebiliyorsunuz. Kalp atış hızınıza tıkladığınızda günlük olarak dinlendiğinizde ya da herhangi bir aktivitede ne kadar kalbinizin hızlı attığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla HeyTap Health uygulamasında saatinizle ilgili hemen hemen bütün detayları görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim saat ekranımıza arkadaşlar. Ben tekrardan kadranıma geri döneyim. Bu kadranı seviyorum. Şöyle geri dönelim. Burada aşağıdan yukarıya kaydırdığınız zaman arkadaşlar çeşitli bildirimleri görebiliyorsunuz. WhatsApp'tan Telegram'a kadar, çeşitli mesajlara kadar burada bildirimleriniz çıkıyor. Bu bildirimleri yine o HTTP isimli uygulamadan özelleştirebiliyorsunuz. Yani ben şu bildirimleri almak istiyorum, bu bildirimleri almak istemiyorum gibi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman ekranı burada bir hızlı erişim menüsü çıkıyor. Bu hızlı erişim menüsünde telefonumu bul seçeneği var. Telefonunuzu bulmak için şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonunuz hemen çalmaya başlıyor. Burada bir başka seçenek de şu su modu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suya girdiğinizde ya da duşa girdiğinizde bu bilekliği çıkartmanıza gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Su modunu alıyorsunuz. Daha sonra yukarı ve aşağı kaydırdığınızda su modundan da çıkmış oluyor. Bilekliğin menüsüne erişmek için ise yapmanız gerekenler soldan sağa doğru kaydırmak. Soldan sağa doğru kaydırdığınız zaman bilekliğin menüsü geliyor karşımıza arkadaşlar. Bilekliğin menüsünde egzersiz, egzersiz günlüğü, uyku, kandaki oksijen, kalp hızı, günlük aktivite, hava, zamanlayıcı, alarm, kronometre, su için, kamera kontrolü, müzik, el feneri ve telefonumu bul gibi seçenekler mevcut. Buradan arkadaşlar özellikle bahsetmek istediğim konu egzersiz tabii ki. Biliyorsunuz akıllı bileklik ya da bir akıllı saat söz konusu olduğunda bizler için en önemli unsurlardan bir tanesi de egzersizler oluyor. Egzersizler menüsüne girdiğinizde burada pek çok seçeneğin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu akıllı bilekliğin içerisinde 100'den fazla egzersiz modu olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Egzersiz günlüğünde ise yaptığınız egzersizlerin kayıtları tutuluyor. Örneğin ben kapalı mekanda bir yürüyüş yapmıştım. Bu yürüyüşün ne kadar süre sürdüğü, ortalama kalp hızının kaç olduğu, ortalama uzun adım frekansının kaç olduğu, adım sayısının kaç olduğu gibi pek çok bilgiye buradan ulaşabiliyorsunuz.
Ayrıca daha ayrıntılı bilgiler istiyorum diyorsanız az önce de gönderdiğim gibi HeyTap Health uygulamasına girerek daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyorsunuz ya da kalp hızınızı direkt ölçebiliyorsunuz. İsterseniz de bunu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim kalp hızımı 2 dakikada bir ölç gibi bir komut verebiliyorsunuz. Ya da 5 dakikada 3, 6 dakikada bir ölç gibi bir komut verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Muhtemelen pil süresini de merak edeceksiniz. Ben bu bilekliği arkadaşlar en son bir 4-5 gün önce şarj etmiştim. Şu anda gördüğünüz üzere pil oranı %72 dolu vaziyette. Ki zaten pilinin de 14 gün rahatlıkla gittiğini söyleyebilirim sizlere. Burada sizlerin merak edeceği bir diğer unsur ise bileklikten telefon görüşmesi yapılıp yapılmadığı olacaktır. Bileklikten telefon görüşmesi yapılamıyor arkadaşlar. Yani bileklik üzerinden herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştiremiyoruz. Telefonun çaldığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz telefonu meşgule atabiliyorsunuz. Yani reddedebiliyorsunuz aramayı. Fakat görüşme gerçekleştiremiyorsunuz. Aklınıza gelecek bir diğer soru ise arkadaşlar bu cihaz üzerinden WhatsApp mesajlarına cevap verip veremeyeceğiniz olabilir. Onu da hemen belirtelim. Bildirimleri okuyabiliyorsunuz ama arkadaşlar WhatsApp mesajlarına ne yazık ki cevap veremiyorsunuz. Şimdi gelelim bilekliğimizin bir diğer öne çıkan özelliğine. Bu cihazda arkadaşlar kamera uygulaması da var fakat kamera uygulamasının yalnızca Oppo cihazlarda çalıştığını sizlere hatırlatalım. Yani buradan kamera kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnız bu kamera kontrolünün çalışması için cihazınızın Oppo olması gerekiyor. Onun haricindeki bütün özellikleri diğer telefonlarda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Bildirim alabiliyorsunuz. Bildirimler haricinde görüşmeleri alabiliyorsunuz. Ve telefonunuzdaki sağlık uygulamalarıyla bu akıllı bilekliği bağlayabiliyorsunuz birbirine. Yani akıllı bileklikteki verileri Google Fit gibi sağlık uygulamalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu incelememizde sizlere Oppo Watch Free'den bahsettik. Eğer bu bileklik hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.